22 Temmuz 2017 tarihinde Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldıktan sonra 17 Ekim 2017 tarihinde mahkeme ile tutuklandı. 73 gün tutuklu olarak Çankırı Ağır Cezaevi'nde bunu tamamladı. Allah'a şükürler olsun ki bizler kaza ve kadere inanıyoruz. Bizi din dikkatlerine bu sarsından inandığımızdır. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandığımız için gerisi teferruattır. Demek ki bizim kader çizgimizde cezaevinde yatmak varmış. Burada rızık ve soracak hava, dolacak çile varmış. Ecdadımızın dediği gibi medrese Yusufiye'de geçecek günlerimiz varmış. Elhamdülillah alnımızın akıyla bu imtihanı tamamladığımızı düşünüyorum. İşin başka tarafı ise bizim bu başımıza gelenler, sevinenler, el oluşturanlar ve bizim tepkici olmadığımızı bile bile bize bütbanda bulunan müşteriler vardır. Bizi FETÖ'cü, bize de sahip çıkanları da, bizim samimiyetimize inananları da FETÖ'cüleri himaye edenler diye suçlayanlar var. Elhamdülillah bizim toprağımızdan hain çıkmaz. Hele hele bizden hiç çıkmaz. Bu konuda mağduriyetler illahi yaşanmış ve yaşanmaktadır. Ama ben şahsım adına bir mağduriyetten söz etmeyeceğim. Çünkü hiç kimse şehit ve gazi aileleri kadar mağdur olmamış, mağdur edilmemiştir. Onların yanında mağduriyetten bahsetmeye hayal ederim. Hiç kimse bu hain FETÖ kadar kimseyi mağdur etmemiştir. Allah her şeye kadirdir. Biz bunları hep gülüp geçtik. Çünkü abdestimizden şüphemiz olmadığı için namazımızdan da şüphemiz yoktur. Hiçbir gerçek gizli kalmaz. Tam ilk günden itibaren Ramazan'da göz altından çıktıktan sonra ki basın bültenimizde arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Ne demiştik? Güneş balçıkla sulanmaz. Mahvurmuş mağribi gibi bize yapılan bu imtihana sarılanlar, bu imtihana sarılanlar tüstahına uğramıştır. Bu imtihanların kime hizmet ettiği, FETÖ ile mücadele sonradığı ve ciddiyetini bozduğu bizler o zaman, hayatımıştık. İşte o zaman bize hücum edenlerin, kime hizmet ettikleri, esas FETÖ ile kimlerin kol kola çalıştıkları açık seçik ortaya çıkmıştır. Yapmış oldukları tezgahlar bir yüzlerine vurulacaktır. Kıymetli arkadaşlar, ilerleyen günlerde inşallah yargı süreci bittiğinde daha detaylı açıklamalar olacaktır. Ayrıca Bayrak davası gerçeklerin aydınlığa çıkması neticesinde hain FETÖ'nün masum vatandaş üzerine uygulamış olduğu kumpas adli bilişim uzmanı Koray Peksaya, Tuncay Beşikçi ve avukat Ali Aktaş Beylerin özel gayretleriyle devletinin yetkili organ ve başarılı elemanlar sayesinde deşifre edilerek çökertilmiştir. Yaklaşık 11.400 kişinin muhatap olduğu bu davanın aydınlanmasında emeğe geçen herkese canı gönlünden teşekkür ediyorum. Bu dava sadedinde başından beri bizlerin masumiyetine inanan, davaya sadakatimizden şüphe etmeyen ve her daim yanında olan ve yardımları esirgemeyen AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimleri Başkan Yardımcısı 2400 dönem milletvekili Sayın İdris Şahin'e, Çankırı İl Başkanı Celal Kaman'a, Çankırı Belediye Başkanı Sayın İrfan Dinç'e, ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlara, ilçe belediye başkanlarına, il genel meclisi üyesi arkadaşlarına, teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza, avukatlarımıza ve aile fertlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Mevlam hepinizden razı olsun diyorum. Huzurlarınıza, MHP İl Başkanımıza, Grup Başkan Beylerimize ve MHP grubuna teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ziyaretlerinden dolayı, bana sahip gönderenlerden dolayı her zaman desteğinizi arkamda hissettim. Elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Hayır, hayır. Size geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun. Biz arkadaşlarımız adına size geçmiş olsun demeye geldik. Allah bir daha böyle acıları göstermesin. Bakanlıklar üzerinden sahip çıkanlardan böyle kötü şeylerden korusun, iftiralardan. Yoldu burada maalesef sizler de mağdur kaldınız. Olmaz. İnşallah. Biz bunu yıllarca söylüyorduk. FETÖ'nün nedeni işte vatan haini düşman olduklarında ama bize pek kimse itibar etmiyordu. Maalesef şimdi görüyoruz ki biz hep haklı çıkmışız.
Genel Başkanımız haklı çıkmış. Herkes bizim dediklerimizi öneriyor. Biz hep bunların karşısındaydık. Siz zaten haliniz de. Bu terörle örgütünün hiç yanında olmadığını, hep karşısında olduğunu geçmişte de biliyorduk. Artık buna bir elim trafik kazası diyelim. İnşallah böyle bir şeyler bir daha zuhur etmez. Sağ salim döndünüz. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim başkanım.